teşekkür ediyoruz. Narlıdere ile başladı serüvenimiz bildiğiniz üzere. Mavi şehir derken bayraklı ve bugün yepyeni bir doğum günümüzü sizlerle paylaşmak için buraya davet ettik. Folk Art Life Bornova belki de bugüne kadar yaptığımız projeler içerisindeki en keyifli, en güzel proje ve bugün ilk defa sizlerin huzurunda onu size anlatmaya çalışacağız. Ama her şeyden önce hazırladığımız güzel bir reklam filmimiz ve arkasından bir tanıtım filmimiz var. Sizi onunla baş başa bırakıyoruz efendim. Fazla bekletmedim sizi, umarım. İzmir'de, Bornova'nın kalbinde folk art imzasıyla yeni bir yaşam başlıyor. Sıra dışı mimari. Nefes alan geniş yeşil alanlar, zengin sosyal olanaklar, güneşli günlere eşlik eden teraslar, ulaşılabilir lüks, Folk Art Life Bornova'da. Folk Art Life Bornova, ulaşılabilir lüks. İzmir'de büyüdüm, sonra İstanbul'a gittim ama hayatımda hep kalbimin bir parçası İzmir'de kaldı. İzmir'e gelmek için hayatım boyunca da hep böyle fırsatlar bulmaya çalışıyordum. Bundan aşağı yukarı 10-11 yıl önce Mesut Bey eksik olmasını aradı. Folk Art'la tanışmış oldum. Dolayısıyla İzmir'e gelmek için de hayatımda bir sebep oldu. Ama Folk Art bugüne kadar yaptığı bütün çalışmalarla hakikaten sadece İzmir için değil, Türkiye için de çok önemli değerler yarattı. Hepinizin bildiği üzere Folk Art ev yapmıyor, konut da yapmıyor. Folk Art yeni bir yaşam şekli oluşturuyor. Eğer Folk Art'lıysanız, Folk Art'ın içerisindeyseniz hayatınızda bir başka kapıyı aralamış oluyorsunuz ve ayrıcalıklarında sahibi oluyorsunuz. O yüzden öncelikle hiç basınla vesaire şeyle alakası olarak bir İzmirli olarak, burada doğmuş, burada büyümüş biri olarak Folk Art'a ben kendi adıma bir teşekkür ederek defa başlamak istiyorum izin verirseniz. Bir de güzel bir alkış rica ediyorum sizden. İzmir'e yaptığı bu katkılardan dolayı Folk Art'a. Çok da lafı uzatmadan Folk Art Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mesut Sancak'a sözü bırakmak istiyorum. Buyurun efendim.
geldi mi? Sevgili dostlarımız, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, perdelerimiz yetişmediği için maalesef, demek ki düşünemedik de bu saatte güneşin oralara geldiğini. Bazı arkadaşlar tabii güneş altında, kusura bakmasın. Onun için mümkün mertebe elimizi çabuk tutmaya çalışacağız. Bugün bildiğiniz gibi Folkart Bornova Life projesi için toplanmış durumdayız. Bugün size bu projenin tanıtımını yapacağız. Bu projenin yapımında tabii ki bir sürü insan emeği var. Ben, şirketin genel müdürü Metin Sancar, projenin mimarı derler ya, evet, en önemli insanı, mimarı. Ondan sonra sağımda genel müdür yardımcım Ayetullah Bey var. Projenin teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı, şirketin daha doğrusu. Ve yine projenin satış müdürü Elzem Hanım var. Burada birkaç kişi varız ama sahne arkasında şu anda onlarca arkadaşım var bu projede emeği geçen. Hatta bundan sonra yüzlerce olacak. Çünkü bu projede toplam 700 insan çalışacak aynı anda. Belki de 2500 insan girip çıkacak. Bu proje böyle bir proje. Yaklaşık 250 milyon liralık bir yatırım bütçesi olan bir proje. 100 bin metrekare inşaat alanına sahip bir proje. 830 daireden oluşan bir proje. Projeyi arkadaşlar size az sonra mimar arkadaşım ve dediğim gibi Ayetullah Bey, işin teknik yanından sorumlu arkadaşım detaylı bir şekilde zaten tanıtacaklar. Ben biraz Folkart'tan size bahsetmek istiyorum. Folkart nereden geldi ve nereye gidiyor? Şu anda nerede ve nereye gitmeyi hedefliyor? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Folkart 2006 yılında kuruldu. Kuruluş hikayesi de şudur. Tesadüfler hayatımızın çok önemli bir yerinde bulunmaktadır. Belki de hemen hemen her şey tesadüfler sonucunda oluşmaktadır. Doğduğumuz şehir tesadüftür. Okuduğumuz okul tesadüftür. Okuduğumuz okuldan sonra belki de yaptığımız iş, baktığınız zaman hep tesadüfler sonucunda, planlamadığımız şekilde kendinden gelişir ve işte bugünkü bu şekli alır. Folkart'ın hikayesi de biraz aslında öyle oldu. Bilen arkadaşlar bilir ama ben yine çok kısa üstünden geçeyim. Saya grubun, yani Sancak Yatırım dediğimiz Saya grubun amiral gemisi olan Hedef Alyans bizim ailemizin dediğim gibi amiral gemisiydi. Ben de şirketin yönetiminde olan ailenin bir ferdiydim. Ege bölgesinde 2003 yılı sonuna doğru Ege bölgesinde bir türlü şirket istediği hedef payına ulaşamadığı için o zaman aile beni görevlendirmişti. Git dedi, o bölgede Türkiye ortalaması %40 iken Hedef Alyans'ın, hedef bir ilaç dağıtım kanalı, Ege bölgesinde maalesef %20'ler seviyesindeydi. Ve o amaçla ben İzmir'e gelmiştim. Ve İzmir'de bir yıl kalıp geri dönecektim. İzmir'e geldiğimde tabii ki İzmir'in en iyi yeri neresiyse ben orada oturacağım diye niyetlenmiştim. Ve gelmeden önce bazı arkadaşlara görev vermiştim. Bir 5-6 yer bakalım da en iyisi neresiyse, en bize uygun yer neresiyse orada oturalım diye bir çalışma yapmışlardı. Onlar o çalışmayı yaptıktan sonra ben geldim ve buldukları yerleri gezdik. Ama baktım o zaman iki çocuğum vardı. İki çocuklu bir ailenin kalabileceği, işte şu anda yaptığımız işte Folkart Narlıdere gibi, işte Folkart Life gibi veyahut da Folkart Towers gibi proje olan gerçekten her şeyiyle, güvenlik, yaşam biçimi, oturan insanların şeyleri, kimliği vesaire, bu kaliteli bir yer aradık ama maalesef o tarihte A+ diyebileceğim bir proje ben bulamadım. Bulamayınca dedim ki ya neden yok? 4 milyon 200 bin, o zamanlar tabii belki de 3,5'tu. 4 milyon 200 bin nüfusu İzmir'de neden A+ proje sayısı bu kadar az? Öyle diyeyim, sayısı bu kadar az. Ve bu Folkart fikri biraz o günlerde ortaya çıktı. Çünkü 4 milyon 200 bin nüfusun
Nereden baksanız Türkiye ortalaması da böyledir. %5'i A plus projelerde yer alabiliyor. %20'si A projelerde yer alıyor. %30 küsuru B projelerde yer alıyor vesaire. Ama bir %5 var ki A plus ister. Bu da 4 milyonun %5'i 200 bin insanın böyle bir ihtiyacı var ama maalesef karşılığını bulamıyor İzmir'de. Neden bu açığı kapatmayalım diye bir fikirle çıktı Folkart fikri. Ve 2006 yılında ilk icraatımıza başladık. Narlıdere ile başladık. Yaklaşık 100 milyon dolarlık bir yatırımla Narlıdere Folkart'ı Emre Aralat'la çalışarak, mimar Emre Aralat'la başlattık ve bitirdik. Daha sonra yine onunla birlikte Folkart Mavişehir projesini yine Emre Aralat'la yaptık ve bitirdik. Hemen akabinde Bayraklı Towers, Bayraklı Folkart Towers öyle diyeyim, projesini hayata geçirdik ve şu anda orada yaşam sürüyor. O projede tabii ki İzmir'in silüetine önemli katkı sağlayan projelerden biri. O projede yaklaşık 350 milyon liralık bir yatırımla hayata geçti. Daha sonra hemen akabinde onunla birlikte Paşa Limanı'nda bir butik projemiz oldu. 21 villadan oluşan bir yatırımımız ve bugüne geldiğimizde bugün işte 830 daireden oluşan Bornova Life projesiyle karşınızdayız. Bugüne kadar toplam İzmir'e 900 milyonluk bir inşaat yatırımı yaptı. Başka yatırımlarımız da var. Şimdi ben oraya girip konuyu dağıtmak istemiyorum. Volt Elektrik gibi, motor fabrikası gibi, kalıp fabrikamız gibi. Ama ben konuyu dağıtmak istemiyorum. İnşaat yatırımı olarak toplam 900 milyon liralık bir yatırım yapmış durumdayız bugün itibariyle. Gelecek önümüzdeki bir yılda ise planladığımız 1 milyarlık bir yatırım var. Yani eski parayla 1 katrilyonluk bir yatırım var. Bu planladığımız yatırımların arazileri alındı ve projeleri çizilir durumda. Projelerin kimisinin 1-2 ay içerisinde bitecek, kimisinin 3-5 ay içerisinde bitecek ama önümüzdeki bir yılda yapacağımız yatırım miktarı ise 1 katrilyon. Yeni parayla 1 milyar lira. Folkart önümüzdeki 5 yılda İzmir'den çıkmış Türkiye'nin en büyük inşaat firması olmaya aday bir şirkettir. Bizim amacımız budur. Nedir önümüzdeki 5 yılki hedefiniz diye sorarsanız, İzmir'den çıkmış Türkiye'nin en büyük şirketi, en büyük inşaat şirketi olmak için çalışıyoruz. Bu bir iddia değil. Bu tamamıyla planlanmış, şu anda süreçleri tamamlanmış, projeleriyle, her şeyle. Şu anda tabii önümüzdeki 5 yılı anlatırsam, az önce söylediğim gibi konu dağılır. Hatta önümüzdeki 1 yılı anlatırsam da konu dağılır. Bugünkü konumuz Folkart Life Borno olduğu için sadece özetini geçiyorum ama planladığımız önümüzdeki 1 yıl ve 5 yıllık süreçte Türkiye'nin umut ediyoruz ilk en büyük inşaat firması haline gelmeyi planlıyoruz. Şimdi projenin tanıtımı için mimar arkadaşımızı ve genel müdür yardımcımızı ben istiyorsanız maketin başına geçip de anlatabilirsiniz. Ben bir soru sorabilir miyim? Araya bir tane bir şey soracağım. Ben İzmirliyim. İzmir'i çok seviyorum. Hani İzmir'de doğduğumu söylüyorum da siz sadece İzmir'e bu kadar yatırım yapma sebebiniz Allah aşkına burada A plus konut yok diye miydi? Ben başka sebepleri olduğunu da zannediyorum. Evet. Tabii ki sadece bu bir nedendi. A plus konut açığının az olmasını, yok demeyeyim. Şimdi yok dersem ayıp olur. Bazı arkadaşlarımız var, inşaatçı arkadaşlarımız var. Onun için A plus konut sayısının az olması bir etken, bir neden ama sadece o değil. Tabii İzmir'de 315 bin konut var, yıkılmayı bekleyen, depreme dayanıklı olmayan. Bunlar önümüzdeki 20 yıllık süreçte yıkılacak, yerine 750-800 bin tane yeni konut yapılacak. Yani kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümde de Folkart gelecek 20 yılda İzmir'de en büyük aktörlerden bir tanesi olacaktır. Tabii ben bu şehrin geleceğine fazlasıyla inanıyorum ve güveniyorum. Hep sordular
aynı bu sorunun farklı bir versiyonunu. Madem paranız var, nağınız var, bu kadar ekibiniz var, İstanbul'da neden yapmıyorsunuz bu yatırımları? Ama ben İzmir'e İstanbul'dan şahsen daha çok güveniyorum ve biz yönetim kurulu olarak hepimiz aynı fikirdeyiz. İstanbul'da şu anda 450 bin konut var, yapılmış ve satış bekleyen. Yani bir Konya'nın ilçeleriyle birlikte nüfusu kadar, nüfusu derken konut sayısı kadar bir şehir yapılmış ve satış bekliyor. 100 metre arayla proje ve rekabet has safhada inşaat firmalarının para kazandığını zannediyorsunuz ama maalesef öyle değil. İzmir'de böyle bir şey var, böyle bir açık var ve o açığın bir kısmını biz kapatmaya çalışıyoruz. Ama şimdi bugüne baktığımızda İstanbul firmaları da, hatta uluslararası firmalar da İzmir'e gelmeye başladılar. İşte bizim sağımızda, solumuzda projeler yükselmeye başladı. Bu bizim açımızdan siz ön ayak oldunuz diyorlar. Sağ olsunlar, evet doğrudur. Biz belki ilk adımı attık. Güzel oldu. Yani İzmir için diğer firmaların, İstanbul ve uluslararası şirketlerin İzmir'e gelmesi güzel oldu. Burada da bir rekabet olacak ve gelecek 10 yılda, 15 yılda İzmir'in süreyeti olduğu gibi değişecek. İzmir'in süreyetini değiştirecek kimdir? İnşaat firmalarıdır. Başka bir şekilde değişmez. Ve bu anlamda biz öncü olduk diyorsunuz, diyorlar, piyasa öyle diyor, sağ olsunlar. Bundan sonra da yapacağımız projelerle öncü olmaya devam edeceğiz. En iyi projeleri yapmaya devam edeceğiz. Tabii İstanbul-İzmir arasındaki otoban çok önemli bir hadise. Bu sene sonunda biliyorsunuz artık arabalar vapurla geçmeyecek karşı tarafa. Birinci etabı bitiyor ve köprüyle geçecekler. İstanbul'dan Bandırma'ya artık köprüyle geçilecek. Daha sonra, ondan 2 yıl sonra %100 tamam olacak ve şöyle söyleyeyim, çok hızlı gelmek isteyen biri, kuralları 3 aşağı 5 yukarı dinlemeyen, 2 ile 2,5 saat arasında buraya gelebilecek hızlı bir arabayla. Yani 370 kilometrelik bir mesafeden bahsediyorum. İstanbul-İzmir arası mesafe 370 kilometreye düşüyor. Düşündüğünüz zaman otoban normal şartlarda 3 saatte çok rahat gelinebilecek İzmir'e. Bu İzmir'in başına gelebilecek en güzel şeydir. Çünkü İstanbul doldu ve taşıyor. Gidecek yer arıyor. Gideceği en yakın liman, en yakın yer kendisine benzeyen limanıyla, deniziyle, iklimiyle, her şeyle kendisine benzeyen tek şehir İzmir'dir. Gidebileceği tek yer orasıdır. Bir Ankara, bir Bursa olamaz. Bir Antalya uzak olamaz, bir Mersin olamaz. İstanbul'a benzeyen, İstanbul gibi olan tek şehir İzmir'dir. Onun için otobanın bitimiyle birlikte ciddi bir talep olacaktır İzmir'e. Özellikle İzmir'in tatil beldelerine, Çeşme'ye gibi yerlere ciddi bir akın olacak. Çünkü 3,5 saat içerisinde bir İstanbullu İstanbul'dan çıkıp saat akşam 5'te, saat 8.30'da Dalyan'da Balıkçı'da olabilecek. Bu İstanbullular için şuradan şurası gibi bir şeydir. İstanbul'dan gelen bir sürü arkadaş var, hepsi bilir. 3,5 saatte İstanbul'dan Dalyan'da olmak çok önemli bir olaydır. Şuradan şuraya gitmek gibidir. Böyle buna benzer tabii ki bir sürü neden var. Sadece A plus açığı değil. Tabii ki nedenlerden bir tanesi de İzmir sevdamız. İzmir gerçekten, ben lafta olsun, laf olsun, torba olsun diye söylemiyorum. İzmir'i gerçekten seviyoruz. İzmir şehir olarak çok güzel bir şehir, çok uygar bir şehir, medeni bir şehir, sakin bir şehir. İstanbul'un o hengamesi yok. Ben şahıs olarak İstanbul'a gittiğimde, işimi ilk bitirdiğim anda ilk uçakla geri dönüyorum. İzmir'i özlüyorum. Tabii bunun içinde İzmir sevgisi de var. İstanbul'dan gelen arkadaşlar İzmir'i ne kadar biliyor bilmiyorum ama şöyle bir 3 gün kalsınlar, gitmek istemeyeceklerdir. Bağımlılık yapıyor. Bir sürü neden daha sayabilirim tabii ki ama arkadaşlara şimdi vaktini almak istemiyorum. Ben İzmirli olarak iyi ki hedefteyken siz buraya gelmişsiniz diyeceğim. Başka bir şey diyemeyeceğim. İyi ki gelmişsiniz ki kalbiniz İzmir'de kalmış, Ege'de kalmış. İzmir'de bu kadar yatırım yaptınız, bu kadar da istihdam sağladınız, bu kadar güzel şeylere de imza attınız. Şimdi izin verirseniz ben
teknikten sorumlu genel müdür yardımcımıza vereyim mikrofonu. Bu yeni projemizin, yeni bebeğimizin nasıl olduğunu bize teknik açıdan anlatsın. Efendim genel müdür yardımcımız Sayın Ayetullah Mutlu Beyefendi. İster projenin başına ister orada nasıl isterseniz efendim. Sesim geliyordur mu? Evet. Öncelikle bütün misafirlerimizi selamlıyor ve hoş geldiniz diyorum. Biz bu projemize başladığımızda tabii ki öncesinde bir hikayesi var. Öncesinde ilgili arazinin alınması ve bu araziye en uygun yapının tasarlanabilmesi noktasında bir proje arayışımız oldu. Bunu da bir kendi içimizde bizim dilimizi, bizim tasarım kültürümüzü yansıtabilecek özelliğe sahip mimarlar arasından bir yarışmayla belirledik. İlgili yarışmanın nihayetinde halihazırda gördüğünüz projemiz şekillendi. Bu projemizin ana dokusu oluşurken var olan bölgede İzmir'in yeşile olan tutkusu ve o noktadaki ihtiyaçları dikkate alarak maksimumda yeşil dokuyu göz önünde bulundurarak onu ön plana çıkaracak şekilde bir tasarım yapılmasını önemsedik. Ki gerçekten de ilgili projenin bakıldığı zaman arsa büyüklüğünün %75'i oranında yeşil dokusu var. Fark etmişsinizdir, çok ciddi anlamda terasları söz konusu. İlgili teraslarda yeşil alanlar ve ağaçlarımız söz konusu. Dolayısıyla projenin bizim daha önceki projelerimizin de ruhuyla benzer bir ruha sahip olması amaçlanmıştı. Nardire'de de görmüşsünüzdür. Balkonlarda belki de Türkiye'de ilk kez katlarda bahçeler, katlarda ağaçlar, yeşiller yaşatıldı. Ve projenin tam anlamıyla doğayla iç içe olması önemsendi. Bunun yanı sıra biz sadece projenin bu anlamıyla değil, toplamda da bir yaşam alanı olması noktasında sosyal alanlarıyla insanların daha iyi etkileşebilmesi ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri noktada alışveriş alanlarını da belli bir oranda bünyesine dahil etme ihtiyacı hissettik. Sonrasında yapının ete kemiğe bürüneceği noktada özellikle insanlar için günümüzde son dönemde özellikle riskli yapılar diye bir kavram çıktı. O riskli yapılar da maalesef ülkemizde oldukça fazla. İnsanların yaşamlarını güven içerisinde sürdürebilmelerini sağlayabilmek adına ilgili proje gruplarını bile seçerken şöyle söyleyeyim. Bizim halihazırdaki kulelerimizin statik projelerini oluşturan dünya çapındaki statik firma bu 15 katlı binalarımızda da yine bizim statik projelerimizin müellifidir. Bu noktada bizim kulelerde çalıştığımız zeminle ilgili danışmanlarımız, depremle ilgili danışmanlarımız, tesis yönetimi, yani bu yapı yaşadığında insanların minimum aidatlar, maksimum hizmeti nasıl alacağını ayarlayabilmemizi sağlayan, onu organize etmemizi sağlayan danışmanlarımızla ilgili projenin normalde Türkiye'de tabii ki bu bir eksikliktir. Bizde kervan yolda düzülür ama biz bütün her şeyi öncesinde tasarlayıp İnsanların ihtiyaçlarını doğru şekilde algılayıp buna uygun şekilde yapımızı tasarlamaya gayret ettik. Ki nitekim bu bölgede daha öncesinde yapılmış yapılarda çok rastlanmasa bile mesela statik ihtiyaçlardan dolayı bizim yapılarımızın altında yaklaşık 4000 adet jet grout kolonu var. Yani çimentodan oluşturulmuş kolon var. Bu zeminleştirme diye adlandırılıyor. Bunların arasında da yapının ana taşıyıcısı temellerin altında derin temel olarak adlandırılan yaklaşık 850 adet 100 santimetre çapında ve 30 metre derinliğinde kazıklarımız var. Yani bu baktığınız zaman bu bölgede pek de rastlanılmayan imalatlar ama bizim insan yaşamına, insanların özellikle de ülkemizin afet riskleri göz önünde bulundurulduğunda dikkate alınması gereken çok önemli bir husus olduğunu ve bunların yapılması gerektiğini ilgili proje müelliflerimizle birlikte kararlaştırdık. Bunun yanı sıra ilgili tasarımların tamamında işinin ehli, konusunda uzman, ülkede sayılı ve bu konuda söz sahibi proje müellifleriyle çalıştık. Yani çok basitçe bir iki örnek vereyim. Gördüğünüz peyzaj
düzenlemesini bile işte dünyaca ünlü mimar Norman Foster'ın, işte Emrah Arolat'la birlikte Türkiye'nin en ünlü mimarlarının birlikte çalıştığı peyzaj ve dış mekan düzenlemesi yapan mimarıyla çalıştık. Gördüğünüz maket bile, biz yaklaşık birkaç ay öncesinde Dubai'de gayrimenkul fuarındaydık. Ya bu kalitede yapabilen bir firmayı bugüne kadar biz görmedik, rastlamadık. Yani bu konuda bütün seçimlerimizi tasarımdan başlamak üzere, yapım da dahil, en kaliteli imalat ile, en kaliteli malzeme ve uygulamanın neticelenmesiyle sonuçlandırmak istiyoruz. Teknik kadrolarımızda bile süreklilik esastır. Bizde proje bazlı personel istihdamı bile söz konusu değildir. Bizde çalışan arkadaşları uzun soluklu olarak birlikte yol yürüyebileceğimiz arkadaşlardan seçer ve onların içinde çok az eliminasyonla en iyileri bünyemizde devam ettirip çok daha uzun soluklu, çok daha sağlıklı ve kaliteli ve Polkart'ın hedefi ve genel kimliği olan kalite algısını uzun soluklu olarak sürdürmek için kurguluyoruz. Dolayısıyla bu işi anlık bir olgu olarak değil, çok uzun soluklu ve daha çok yolumuz varmış, daha çok yürüyecek yolumuz varmış gibi değerlendirip ona göre ele alıyoruz. İlgili zemin iyileştirme ve kazıklardan bahsettim. Yapının genel tasarımındaki ruhundan bahsettim. Genel anlamıyla bizim bir düsturumuz var. İmalat ne olursa olsun, iş ne olursa olsun en kalitelisini yapmaya çalışıyoruz. Bir teknik personel olarak belki bunu ben söylememeliyim ama ben pek çok inşaatı da bilip geçmiş deneyimlerimi de göz önünde bulundurduğumda yani Folkart'ın belki de Türkiye'nin en kaliteli işini yapan firması olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bizzat tekniğin içinde olup bu kararları veren bir kişi olarak da bana çok büyük bir mutluluk veriyor. Çok küçük bir anekdotla da bitirmek istiyorum. Ben aileyle Folkart'ın kuruluşunun öncesinde de tanışıyorum. Mesut Bey'in bahsetmiş olduğu ilgili Folkart'ın kuruluşu öncesindeki dönemde Mesut Bey beni İzmir'e davet etmişti. Proje arayışları ve inşaat sektörüne girmekle ilgili. Sonuçta aileyle çalıştığım için kendisine fizibilite noktasında ve aileye yardımcı olmuştum. Sonrasında Mesut Bey bana şey demişti, İzmir'e gelmek ister misin demişti. Ben Ankara'da yaşıyordum. Ve Mesut Bey'e, ya Mesut Bey kusura bakmayın ama ben İzmir'e gelmeyi düşünmüyorum. Bunu söylerken de amacım şuydu, sektörü dikkate aldığınızda İzmir, İstanbul ve Ankara ile kıyaslandığında daha gerilerde olan bir şehrimiz. Mesut Bey sonrasında aradan belli bir süre geçtikten sonra bir gün İstanbul'dayken şey dedi, mimar ve dedi proje gruplarının dedi toplantısı olacak dedi. Sen de dedi katılır mısın dedi. Tabii dedim Mesut Bey. İstanbul'da Emre Aralık'ın ofisinde diğer proje gruplarında yer aldığı toplantıya ben de katıldım. Yaklaşık bir 2-3 saat süren bir toplantıydı. O proje gruplarının konuya bakışını, Mesut Beylerin ortaya koymaya çalıştıkları vizyonu toplantıda gördüm. Çıktım toplantıdan, Mesut Bey ben İzmir'e geliyorum dedim. Ve dönüp Ankara'da ailemle tartıştım. Ailem bana şey dedi yani, ailem Ankara'da yaşıyor. Ne işin var İzmir'de dedi. Ben dedim ki ben aradan geçen bu kadar yıldan sonra ilk kez heyecanlandım. Ortaya çıkan projeler veya hedefler, vizyon beni inanılmaz heyecanlandırdı. Bir teknik personel olarak bunu yaşıyor olmak benim için çok önemliydi. Ve dönüp geldim İzmir'e. Ben de İzmir'de oldum. İzmir'de evlendim. Hayırlısıyla da Folkart'la birlikte çok güzel projelere de imza atmaya devam edeceğiz. Teşekkürler. Bir katkı yapayım buna Ayetullah. Şimdi İzmir'de doğanlar, İzmirli olanlar gayet iyi bilirler ki hani İzmir'de ortaokulu, liseyi bir şekilde okursun da üniversite hayali İstanbul'dur. İzmir'de yaşayanlar bir şekilde İstanbul'a gitmeye çalışırlar ki onlardan bir tanesi de benim. Gittim Devlet Konservatuvarı'na İstanbul'a. Allah'tan Mesut Bey var da Ayetullah, ben, Elzem yavaş yavaş buraya gelmeye başladı. Şimdi ben buradaki bazı İstanbul'daki gazetecilerden de artık endişelenmeye başladım. Onlar da yavaş yavaş belki İzmir'e gelmeye başlarlar. Hazır Deniz Bey de buradayken, Deniz Bey çağırır mıyız buradan gazetecileri İzmir'e, ne diyorsunuz? Evet, şimdi sırada tabii bir projenin belki de en önemli isimli diyelim size.
bu işin çünkü hayal eden, bunu kafasında oluşturan ve bunun çizimini yapıp bizim önümüze getiren değerli isme geldi sıra. Projemizin mimarı Sayın Alpay Demirci Beyefendi. Bakalım projesiyle ilgili bize neler anlatacak. Merhabalar, hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Demirci Mimarlık, Alpay Demirci. Öncelikle Folkart Yönetim Kurulu'na, başta Mesut Bey olmak üzere, çok teşekkür ediyoruz. Tüm Folkart ekibine. Aytullah Bey'in bahsettiği bu heyecanı gerçekten bizlere de yansıttı. Ve biz de burada ne yapabiliriz'i çok farklı, her projemiz öyle de burada çok daha bir farklı hissettik. İstanbul-İzmir konusu açıldı. Oradan da ben dem vurayım. Ben ve eşim Burçin Demirsoy Demirci birlikte yürütüyoruz işimizi. Ve ikimiz de İstanbulluyuz. Ve biz de gelip İzmir'e yerleştik. Bizim de olayımız aslında yaşam anlayışımız anlamında İzmir ve İzmirli'ye dair daha yakın olduğu için burada mutlu olacağımıza karar verip burada yaşamaya karar verdik. Lokal bir ofis gibi gözükmemize rağmen aslında İzmir dışında, İstanbul'da da, uluslararası alanlarda da projelerimiz var. Projeye gelecek olursak, başta Mesut Bey bizim ofisimizi bir ziyaretimize geldiğinde altını çizmek istediğim söylem şu oldu. Şunu söyledi bize. Proje ne gerektiriyorsa onu yapalım. Bize proje ne söylüyorsa onu yapalım. İlk başta bölgeyi analiz benim işim değil, proje geliştirme anlamında. İşte B plus segmentine dönük olarak bir projelendirme talep edildiğinde Folkart'ın olmazsa olmazları veya Folkart'ın duruşu nedeniyle proje A plus oldu. Arkadaşlar proje gerçekten A plus bir proje. O anlamda teknik detaylara girmeyeceğim ama bir iki örnek vereyim. Segmentinde atıyorum mutfak tezgahlarımızda çok daha ucuz diyebileceğimiz düşük kalite tezgahlar kullanırken bizde o segmentin en iyisi var. Corian kullanılıyor. Bu bir örnek. Emin olun temelinden çatısına kadar her noktasında Folkart duruşu bulunmakta. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum. Ben biraz projenin metrekarelerinden veya işte sayılarından değil de ruhundan bahsetmek istiyorum. Bölge itibariyle. Başta Aytullah Bey'in dediği gibi bir çağrılı yarışma süreci yaşadık. Çok değerli meslektaşlarımızın bulunduğu İzmirli ve İstanbullu bir yarışma sanırım 3 etaptı veya 4 etaptı. 4 etapta tamamladığımız bir yarışma süreciydi. Ve her noktada projeyi biraz daha öne, biraz daha öne taşıyarak hani gerçekten mükemmeli arattı bize Folkart Yönetim Kurulu. Tabii hani şu an itibariyle projemizin beğeniliyor olması, çok bildiğim kadarıyla çok hızlı satışlarının devam etmesinden kaynaklı bu anı sizlerle paylaşmaktan gerçekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. En başta yeşil doku, burada çok güzel bir yeşil doku vardı ve biz bu yeşil dokuyu nasıl koruruz, nasıl zarar vermeyiz noktasında ben ilk defa, yani çok ciddi proje adetlerimiz var bizim, ilk defa bu denli hassas çalışıldığı bir ortamda buldum kendimi. Güneş analizleri, rüzgar analizleri, bunlarla ilgili teknik arkadaşlarımızdan destek alarak her türlü analizler yapıldı ve çok hassas bir kütle yerleşimi yapıldı. Projemiz İzmir'de prestij ve dinamizmin buluştuğu özel bir bölgede. Çok dinamik bir bölge. İş merkezleri, alışveriş merkezleri, sağlık kurumları, eğitim kurumları ve bunlarla birlikte ulaşım ağlarının kesiştiği bir noktada. Bu dinamik yapı aslında bize projenin de nasıl olacağını söyledi. Projemiz de son derece dinamik. Alternatifleriyle birlikte
farklı kullanıcılara alternatif planlar öneren bir proje oluştu. Projemizin altını özellikle çizmek istiyorum. Bu arada kendi ekibime de çok teşekkür ediyorum. Demirci Mimarlık bünyesinde yaklaşık 20 arkadaşımız çalışıyor ve her birisi bu projede en azından fikir bazında yer aldı ve projede şöyle bir duruş var. Odağında insan var. Bu odağında insan olma kelimesi şuradan geçiyor. Günümüz insanın yaşantısını çok iyi tasvir etmeye çalıştık. Ve bu yaşantıya cevap verebilecek nitelikte hem tasarım hem de fonksiyonel anlamda, fonksiyon anlamında cevap verebilecek bir çözüm oldu. Hatta notlarımdan okuyayım, orası çok önemli olduğu için. Sosyalleşmeye önem veren bölgenin iç dinamikleriyle canlı, günümüzün hızlı yaşantısına ayak uydurmak isteyen ve kullanıcı odaklı çözümlemelere ihtiyaç duyan günümüz insanına cevap verebilecek nitelikte mekan üretmek en önemli amacımız olmuştur. Aynen notumuz bu. Çeşitli sosyal ve ticari alanları, yeşil alanları ve havuzlu geniş iç havuzu sayesinde Folkart Life Bornova'nın kullanıcı ihtiyaçlarını kendi alternatif, kendi bünyesinde karşılayabilecek bir sosyal yaşam merkezi olması çok önemli bir konuydu. Farklı kullanıcıların ihtiyacına cevap verebilecek alternatif mekanlar tasarlayarak kullanıcıların kendilerini özel hissedecekleri, odaklı insan olduğu için, en fazla seviyede oluşturmak projenin en önemli noktasıydı. Demirci Mimarlık olarak fonksiyon, estetik, kalitenin ön planda olduğu, bulunduğu çevreye değer katan yenilikçi bir tasarımla Folkart Life Bornova'yı gözde bir yaşam merkezi olarak İzmir'e kazandırmak bizim için de çok önemli. Başarabildiysek ne mutlu. Şimdiden kullanıcılarına keyifli bir yaşam dilemekteyiz. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Efendim, Folkart bildiğiniz üzere sadece bina inşa etmiyor. Aynı zamanda kültürün, sanatın, sporun da destekçisi. Ki bununla ilgili biliyorsunuz çok kısa bir zaman önce yine Folkart Harvest'in içerisinde çok güzel bir sanat galerisi açtı. Bu da işin ayrı bir boyutu tabii. Yani yaptığı her eserde aslında bir sanat eseri Folkart'ın, biliyorsunuz. O yüzden bu güzel projenin de Türkiye'ye inşallah hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Güzel şeylere vesile olmasını temenni ediyoruz. Şimdi soru cevap bölümüne geçelim istiyorum. Bir küçük ricamız var. Soru cevap kısmında mikrofonları ulaştıracağız size sevgili Pelin'le beraber. Lütfen adınızı, soyadınızı ve nereden geldiğinizi söylerseniz bizim için çok da güzel olur. Çok teşekkür ediyoruz. Buyursun efendim. Hemen Pelin Hanım gelsin. Buyurun, isterseniz cevaplayalım. Geliyor ses değil mi? Geliyor, geliyor. Evet, bu projelerin hemen hemen değil, hepsi İzmir ve Çeşme'de. İzmir ve Çeşme'de. Ofis projesi işlerinde bir tanesi özellikle ofis ağırlıklı olacak. O Towers'a göre daha uygun fiyatlı ofis projesi olacak, öyle değil. Satış müdürümüz bunu cevaplasın, daha saatli bilgiler verir. Evet, hoş geldiniz. Bizim projemizde biz şu ana kadar %50 civarında bir opsiyon aldık. Bunlar ciddi opsiyonlar. Bugün itibaren de resmi olarak satışa çevireceğiz projemizde. Projemizde 1+0, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tiplerinde daireler var. Bunlarda da ortalama fiyat ve metrekare olarak söyleyeyim size, zaten detaylı bir basın kiti hazırladık bununla ilgili. 195 bin civarında 46 metrekare 1+0 konutlarımız var. Stüdyo dairelerimiz. Evet, stüdyo dairelerimiz. 70 metrekare civarında 1+1'lerimiz var. 280 bin ortalama fiyatlarla. 117 metrekare 2+1 dairelerimiz var.
435 bin TL ortalama fiyatları. 3 artı 1'lerimiz 165 metrekare civarında 585 bin TL fiyatları. 4 artı 1'ler 212 metrekare. Onlar da ortalama 725 bin TL civarında. Kampanya olarak bizim şu anda 3 ödeme şeklimiz var. Birincisi peşin ödeme. İkincisi banka kredili standart %25 peşin, %75 banka kredili. Anlaşmalı bankalarımızla bunları yapıyoruz yine. Bir diğeri de firma taksitli %25 peşin. 24 ay aylık vade farkıyla bize borçlanabiliyorsunuz. %1 faiz oranı var aylık, evet. Teşekkür ederiz. Buyurun lütfen. Öncelikle hayırlı olsun projeniz. Ben şunu merak ediyorum. Projeyi yıkım açısından değerlendirdiğinizde, pardon ismini söyleyeyim. Söyle. Hatice Kolçak, Emlak Pencerem. Projeyi yıkım açısından değerlendirdiğimizde buradan yatırımcılar ne kazanacak? Bunu merak ediyorum. Yani proje teslim edildiğinde yatırımcıya şu kadar kazandıracak şeklinde bir öngörünüz var mı? Tabii bizim tahminlerimiz var. Piyasalar belirleyecek, piyasaların şartları belirleyecek. Türkiye'nin, dünyanın şartları hatta. O gün ne olur bilmez ama proje bittiğinde bizim tahminimize göre %40 ile 50 arasında bir kazanımları olacak şu anda alanların. Towers'ta? Towers'ta bu oran nedir? Bu civarda. Dolar basında bu civarda. Tabii. Aslında bu soruyu sorarken şunu da merak ederek sordum. Hani İstanbul'da oranı belli seviyeler bir düşük aşağıya, İzmir'de bir potansiyel nedir? Pardon, bir daha alabilir miyim? Yani kilit potansiyel yatırım açısından İstanbul'da düşük eğiliminde, evet. İzmir'de bir potansiyel nedir? Biraz da bunu merak ettiğim için sorduğum soruyu. Yani %40-%50'lerde mi genel olarak İzmir'de yatırım açısından da aç bir bölge dediniz zaten. Evet ama bu yüksek olduğunu söyleyebilir miyiz? Yüksek mi geldi? İstanbul'a göre şu anda evet. Evet, İstanbul'a göre doğrudur. Zaten az önce ben konuşmamın başında söylediğim gibi İstanbul'da ciddi bir arz var. Bu arz rekabeti getiriyor. Yani hem satan inşaat firması için hem sonra alan kişi için de sonuçta bir sorundur. Arzın fazla olması. Arz ne yapar? Arzın fazlalığı fiyatı düşürür. İzmir'de hala öyle bir durum yok. İzmir'de yaklaşık yılda 30 bin civarında konut üretiliyor ve bunlar çok hızlı bir şekilde tüketiliyor, sahiplerine ulaşıyor. Bir stok sorunu yok. Ondan dolayı ben konuşmamın başında söylediğim İzmir'de yatırım yapılır ve İzmir'in geleceğine güveniyorum dediğim her açıdan güveniyorum. Hem inşaat firması olarak ben kendim güveniyorum hem yatırımcının burayı tercih etmesi durumunda çok daha net karlarla karşı karşıya kalacağını ben iddia ediyorum. Önümüzdeki bu 5-10 yıllık süreç bunu gösteriyor. İzmir projeye aç. İzmir yeni ve farklı projelere aç. Buyurun lütfen. Bir arkadan bir sorumuz var. Evet. Ali Hocam Taşyapan, İlyas Gazetesi'ne geliyorum. Öncelikle tebrik ederim. Projenin hayırlı olmasını dilerim. Bir daire mikro fuarından bahsetmiştiniz yabancılarla sanırım. Bir yabancıların böyle talepleri var mı ya da yabancı yatırımlar için çalışma yapıyor musunuz? Yabancıların İzmir'e karşı ilgisi baktığımız zaman İstanbul'a kıyasladığımızda maalesef istenilen seviyede değil. Bununla ilgili bizim çok çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz biz. Özellikle bu yeni başlayacağımız projelerde önümüzdeki bu 1 trilyon değerindeki yaklaşık 3 tane projede uluslararası bir tanıtım planlıyoruz. İzmir'in bu anlamda tanınmaya ihtiyacı var. İzmir maalesef dışarıda İzmir'in şöyle bir algısı var. İzmir gidilecek yer değil, yatırım yapılacak yer değil gibi bir algı var. Ama ben bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Ama bunu düzgün bir şekilde anlatmamız gerektiğini de düşünüyorum. Hem buradaki yerel yönetimler, hükümet ve iş yapan biz inşaat firmalarının bunu çok daha iyi anlatabilmemiz lazım. Maalesef o konuda genel olarak bir eksiğimiz var diye düşünüyorum. İzmir dışarıdan öcü gibi görülüyor. İzmir'e yatırım yapılamaz gibi bir görüntü var dışarıdan buraya bakıldığında ama bu bence öyle değil ve biz kendi adımıza
Önümüzdeki bir yılda yapacağımız kampanyalarda bunu insanlara, dışarıdaki insanlara anlatmaya çalışacağız. Gelin burada yatırım yapın mesajlarını vereceğiz ve neden yatırım yapın işte az önceki cevaplardan bir tanesi de bu işte. Şu anda örneğin size bir örnek daha vermem gerekirse Folkart Towers Avrupa'nın en yüksek binalarından, iş kulelerinden bir tanesi, en prestijli binalarından bir tanesi. Böyle bir proje İstanbul'da yapıldığında yaklaşık 10.000 ile 12.000 dolar seviyesinde bir metrekare fiyatıyla satılıyor İstanbul'da yapıldığında. Ama İzmir'de maalesef bu 3.000 dolarlar seviyesinde. Bunun olması gereken yer nedir? 5 ile 6.000 dolarlar olması gerekiyor. Yani az önceki soruya yine ve konuya yine gelecek olursak İzmir maalesef hala olması gereken yerde değil, fiyat olarak da olması gereken yerde değil. Bu tabii ki yatırımcılar için büyük bir avantajdır. Ben şöyle inanıyorum, örneğin Towers'ın olduğu bölgede Yenikent merkezinde önümüzdeki 1-2 sene içerisinde, öyle çok da değil 10 sene demiyorum, birkaç sene içerisinde metrekare fiyatları 5.000 dolardan başlayarak 5-6.000 dolar aralığında gidip gelecektir. Olması gereken yer odur. Yani her şehrin, dünyada her şehrin bir fiyatı vardır tabii ki. Bu Van'da yaptığınız zaman 1.000 dolardan daha pahalıya hiçbir şekilde satamazsınız. Şu anda İzmir'de 3.000-3.500 dolarlar seviyesinde en pahalı projeler. Bu İstanbul'da 10.000-12.000 dolarlar seviyesinde. Gidin Moskova'ya bunlar 15-20.000 dolarları buluyor. Gidin Manhattan'a bu 30-40.000 dolarları buluyor. İzmir'de 3.000 dolarlar, böyle bir projeden örnek vereyim, 3.000 dolarlar olması gereken maalesef %40-50 gerisinde önümüzdeki 1-2 yılda İzmir hak ettiği yere şey anlamda da değer olarak da gelecektir. Az önce söylediğim gibi otobanın İstanbul'la İzmir'i birbirine bağlaması bu süreci çok ciddi anlamda hızlandıracaktır. Özen Turan Forbes sergisi. Birkaç şey merak ediyorum ben. Fiyatlardan bahsederken İstanbul'a göre 3 katı daha ucuz olduğunu söylüyorsunuz. Peki arazi maliyeti, inşaat en büyük maliyet kalemi. İzmir ile İstanbul'u kıyasladığınızda aynı şekilde İzmir'deki arazi maliyeti zaten daha düşük değil mi? Evet, şu anda İstanbul'a göre daha düşük. Bir oran verebilir misiniz? Yani tabii net bir şey söylenemez bunda ama arazi fiyatlarının da daha düşük olması zaten ortalama tabii metrekare fiyatlarına yansıyor. Bunlar hep paralel aslında birbirinin devamı. Arazi fiyatı uygun. İnşaat maliyetleri bir miktar daha uygun. Harfiyat maliyeti bile daha uygun. Örneğin İstanbul'da bir harfiyatın maliyeti İzmir'den çok daha fazladır. Onu harf ettiğiniz zaman götüreceğiniz yer çok daha uzaktır, çok daha trafiğin içidir vesaire. Bu bir örnek olsun diye söylüyorum. İzmir'de şu anda maliyetler daha düşük olduğu için tabii ki özellikle arsadan başlayarak uygun fiyatlı satışa doğru gidiyor. Yani en sonuca doğru gidiyor. Bu söylediğim süreçte tabii ki arazi maliyetleri de arazi fiyatları da artacaktır tabii ki. Şehrin değeri artınca az önce verdiğim örnek, bunu hep bu örneği veriyorum ama buna benzer çok örnek var. Örneğin Ankara-İzmir hızlı tren. O da apayrı bir değer katacak. Yani İzmir'i bütün Türkiye ile girift hale getirecek. Yani iç içe sokacak. Bunlar oldukça işte İstanbul'la birleştikçe arazi fiyatları da artacak. Dolayısıyla metrekare fiyatlarına bu yansıyacaktır. Az önce söylediğim şey de o. O 5.000 dolara nasıl çıkacaksa Yenikent merkezindeki fiyatlar veyahut da böyle bir projede şu anda metrekare fiyatları 3.500-4.000 liralar seviyesinde. Baktığınız zaman 1.000 kaç euroya tekabül ediyor? Yani baktığınız zaman bu A-plus bir proje. 4.000 lira, 3.500-4.000 lira seviyeleri çok uygun bir fiyattır. Türkiye şartlarında çok uygun bir fiyattır. Bunu ben iddia ediyorum, İstanbul'da böyle bir proje iyi bir yerde, iyi sayılabilecek bir yerde 10.000 liralar seviyesinde, 10.000-12.000 liralar seviyesinde, dolara şimdi geçtim, TL'ye geçtim, 10.000-12.000 liralar seviyesinde, burada 1/3 fiyatında. Yani ben İstanbulluların yerinde olsam, bunu açık ve net söylüyorum, İzmir'i göz ardı etmem, yatırımcılar için söylüyorum. Projede bugüne kadar Folkart'ın diğer projeleri için de soruyorum bunu. Talep genelde İzmir içinden mi geliyor peki? %kaç İzmir içinden geliyor? Siz söze başlarken
Evet. İzmir'deki %5 için yaptığınızı söylemiştiniz bu projedir ama İstanbul'dan ve diğer bölgelerden ne kadar talep var? Satışların yüzde kaçı İzmirlilere yapılıyor? Bunu oran verebiliyor muyuz şu anda? Satışların ve taleplerin %80'i İzmir. Kalan %10 civarı İstanbul'dan talep var. %10 da çevre iller diyebilirim. Benim iki sorum olacak. Para Dergisi Bülent Ekimci. Pardon, alamadım sesini bir daha. Bülent Ekimci, Para Dergisi. Para Dergisi, evet. Arkadaşımın sorusuna verdiğiniz cevap da aslında bahsettiğiniz bir kısır döngü değil mi? Yani metrekare fiyatları arazi olarak ucuz. İstanbul'daki müteahhitler mesela hep arazi pahalılığından bahseder. Yarın bir gün buradaki arazi de pahalılandığında sizin karınız aslında çok fazla değişmeyecek. Yani sonuçta metrekare fiyatları artacak ama siz satmakta zorlanacaksınız. Yani aşağı tükürseniz, sakal yukarı tükürseniz bıyık. Yani bunu istemeniz, arazinin pahalanmasını istemeniz doğru bir şey mi? Yok, ben istemiyorum. İstemiyorum da öyle olacak diyorum. Öyle olacak tabii. Yani sonuçta Folkart projesine yakın bir yerde komşu proje, bir başka inşaat şirketi daha pahalıya alacak o araziyi. Yani bugün bir fırsattır diyorum. Ben tabii ki arazi fiyatlarının yükselmesini istemiyorum. Ben istiyorum tabii ki böyle A-plus projeler İzmir'de hep 4000 liradan sattığı halde inşaat firması para kazanabilsin ve insanlar bundan faydalansın ama bu böyle olmayacak. Olmayacak. Değişecek. Ben az önce söylemeye çalıştığım şey o zaten. Arazi fiyatları hala uygun İzmir'de. Dolayısıyla maliyetler düşük. Ve inşaat firmaları da açık söyleyeyim karları konusunda mütevaziler. Biz bu projede öyle, ben açık söyleyeyim, bu projeyi bu fiyata satabilmek için bir sürü biz kendimiz de karımızdan da fedakarlık yaptık. Biz az önce reklam filminde de söylediğimiz gibi çok mu beklettik, bekletmedik, umarız derken gerçekten İzmirlilerin bizden böyle bir beklentisi vardı. Biz ezbere yapmadık bunu. Daha çok kişinin ulaşabileceği, daha uygun fiyatlı proje yapmanın diye bir baskı vardı bizim çevremizden, eşimizden, dostumuzdan, müşterilerimizden. Ve biz bunu bu fiyatlara satabilmek için bu kalitede çok ciddi biz kendimiz de fedakarlık yaptık. Karlılığımızdan fedakarlık da yaptık. Peki asıl sorun benim şu olacak. Konuşmanızın başında dediniz ki biz Folkart Yapı olarak İzmir'den çıkan Türkiye'nin en büyük inşaat firması olmak istiyoruz. Hedefinizde ne var? Genelde İstanbul'da bakıyoruz mesela Mersin'de büyük İstanbul'a gelip inşaat yapan firmalar var. Adana'da büyük, Ankara'da büyük İstanbul'a gelip inşaat yapan firmalar var. Sizin hedefiniz ne? Yani İstanbul mu? Veya bir Avrupa şehri mi? Yani İzmir'in en büyük inşaat şirketi olup ne yapmak istiyorsunuz? İzmir'in demedim, Türkiye'nin en büyük. İzmir'den çıkmış Türkiye'nin en büyük inşaat firması. Olduktan sonra hedefiniz ne? Olduktan sonra? Olmak için ne yapacaksınız? Oldunuz. İzmir size dar gelecek evet. Anladığım kadarıyla. Evet. Nereye koydunuz kendinize? Bir Manhattan'da mı inşaat yapmak isteyeceksiniz? Dubai'de mi inşaat evet, yapmak anladım. İsteyeceksiniz? Avrupa'ya mı açılmak isteyeceksiniz? Yani kendinize bir hedef koydunuz mu? Evet. En büyük inşaat şirketi olduktan sonra. Ciro olarak da tabii evet. Yani verelim. Şimdi bizim Türkiye'nin en büyük inşaat firması olmak için sadece İzmir'de inşaat yapmanız yetmez tabii ki. Yani Türkiye'nin en büyük inşaat firması olmak için İzmir'e de yapacağız, İstanbul'a da yapacağız. Hatta yurt dışına da yapacağız. Biz şu anda Londra'da bir arayış içerisindeyiz, arazi arayış içerisindeyiz. Ben Londra'da inşaat yapmak istiyorum, Folkart olarak. Ben New York'ta da yapmak istiyorum. Türkiye'nin en büyük inşaat şirketi olmak için sadece İzmir'de inşaat yapmak tabii ki yeterli değil. Türkiye'nin toplamında da yapacağız. Gelecek 5 yılda. Ciro salonlarında tabii ki şu anda ciroları söyleyemeyiz ama size en basiti şu anda planladığımız sadece tek bir proje yaklaşık 400 milyon civarında bir yatırım maliyeti var. 400 milyon dolar civarında bir yatırım maliyeti var. En büyük olmak için de tabii ki rakamlar da gerekli. Rakamsal olarak da en büyük olacağız. Ama yaptığımız projeler esas olarak Folkart'a yakışık değişik projeler yapacağız. Yani biz inşaat firmaları içerisinde her zaman mor inek olmaya devam edeceğiz. Farklı projeler üretmeye, en farklısını, en güzelini, en büyüğünü yapmaya mutlaka özen gösteriyoruz. Sıradan bir proje bizim yapmak, böyle bir kültürümüz yok. Hep farklı, hep daha güzel, hep daha iyisini, hep ses getirecek projeler peşindeyiz.
Bunların sayısı da arttıkça, ki belli şu anda ilk bir yıllık planımız, arazileri bile dediğim gibi satın almış ve projeleri çiziliyor ama gelecek 5 yılki hedeflerimiz umut ediyoruz gerçekleşirse Türkiye'nin bir numarası olmamak için, İzmir'den çıkmış Türkiye'nin bir numarası olmamak için hiçbir engel gözükmüyor önümüzde. Buyurun. KDV %1. Tamam, duyuluyor değil mi? Evet. Projedeki daire adetlerini ben size söyleyeyim. Stüdyo daireler 160 adet. 1 artı 1 dairelerimiz 250. 2 artı 1 350. 3 artı 1'ler 60. 4 artı 1'ler 15. Ortalığımız yani 830 konutluk bir proje. Kentsel dönüşümle ilgili soruyu genel müdürümüz Metin Bey'e cevaplasın isterseniz. Sesim geliyor mu? Projemiz 6306 sayılı kanun kapsamında %1 KDV oranı uygulanıyor. Kentsel dönüşüm projesi değil, bu bizim kendimiz 6306 sayılı kanundan işte üzerindeki eski metruk yapının yıkılıp bu projenin kazandırılmasıyla kazanmış bir haktır. Belediye ile veya bakanlıkla ortak yürütülmüş bir kentsel dönüşüm projesi değil. Başka sorusu olan var mı efendim? Arazide daha önce ne var? Arazinin üzerinde daha önce bir ilaç fabrikasının deposu vardı. Depoları vardı. Hayır, Syngenta bölge ilaç müdürlüğü. Syngenta ilaç fabrikası bölge müdürlüğü depolarının olduğu bir araziydi.